Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 için hepimizi ilgilendiren bir amacının neden başarısız olacağını açıklayacağız. Bu başarısızlık 2023'e giderken Erdoğan için adeta bir darbe misali gibi olumsuz büyük etkilerde bulunacak. Bu noktada durumun kötüye gitmemesi adına da naçizane yine çözüm önerilerimizi videonun ilerleyen dakikalarında sizlere de arz edeceğim. Şimdi konuya yavaş yavaş girecek olursak her zaman yaptığımız gibi yani size ilk önce küçük küçük parçaları olayla ilgili kısımları verip daha sonra bunları birleştirerek somut bir sonuca hep beraber varacağız. Şimdi ilk önce şu soruyu sormamız lazım değerli arkadaşlar. Türkiye'de İşler uzun süredir tersine gidiyor. Neden? Yani en çok şikayet ettiğiniz konu nedir diye kendi kendinize düşünseniz bunun cevabı %100 eminim enflasyon ve hayat pahalılığı olarak verilecektir. İşte zaten enflasyonun artması biliyorsunuz faizleri yukarıya doğru çekiyor, kuru yukarıya doğru çekiyor ve faizlerin yukarıya gitmesi de klasik yatırımları vuruyor. Yani iş insanları iş yapamıyorlar ve bu da işsizliği artırıyor. Bakın böyle bir kısır döngü içinde son 4-5 yıldır Türkiye ne yazık ki yuvarlanıp gidiyor. Peki bu noktada şunu düşünelim. Enflasyonu azdıran en önemli sebep ne? Tabii ki tarımın ihmal edilmesi sonucu gıda fiyatlarının yukarıya çıkması, enflasyon rakamlarının yukarıya gitmesinde oldukça önemli rol oynuyor arkadaşlar. Ki bunu hatırlayın, geçmiş videolarımda arz ettim, enflasyon rakamlarını detaylı konuştuk ki burada TÜİK, devletin kurumu tarafından hazırlanan raporda bile İşte Ağustos enflasyon raporuna baktık. Biliyorsunuz 12 aylık ortalamalara göre gıda ve alkolsüz içeceklerdeki değişim yani fiyat artışı %25.86 olmuş. Bunu ne dedik? Resmi olmayan ama diğer kurumların yaptığı hesaplamalarda %50'den fazla bir artışla yaşamımızda karşı karşıyayız. Ama dünyada ne oluyor peki biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Türkiye'de %50 artıyor gıda fiyatları. Dünyadaki olay nedir diye baktığımızda bakın Türkiye aynen dedik roket gibi gidiyor fiyatlar. Burada Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı'nın yaptığı bir açıklama oldu geçtiğimiz günlerde. Ve bu açıklamaya göre dünyada gıda fiyatları özellikle şeker, buğday ve mısırın sert düşüşleri etkisiyle Ağustos ayında aylık olarak 3. kez geriledi değerli arkadaşlarım. Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü var FAO isminde. Bu FAO'nun gıda fiyatlarındaki aylık değişimleri ölçen bir de endeksi var. Dünya çapındaki gıda fiyatlarının değişim oranını gösteriyor. Bu endekste arkadaşlar değer Temmuz'da 171.7'ymiş. Ağustos'a geldiğimizde 169.8'e düşmüş ki bu grafiğe toplu olarak baktığımızda dünya gıda fiyatlarında bir alçalma hareketi görüyoruz. Bunu neden söyledim? Yani bunun Erdoğan'la ne alakası var diyeceksiniz ya da planla işte Erdoğan'a vurulacak bir derin darbeyle bunun ne alakası var? Tabii ki askeri bir darbe değil. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Siyasi alandan Erdoğan'a vurulacak bir darbeden bahsediyorum. Burada arkadaşlar bakın dünyada fiyatlar düşerken ama Türkiye'de yukarıya doğru gidiyor ve bu da enflasyonu önümüzdeki dönemlerde de Türkiye'de yukarı çekecek bir gelişme olacak. Bunu hepimiz biliyoruz ki Erdoğan tekrar seçilmek istiyorsa 2023 yılında arkadaşlar ne olması lazım? Bu iş 2020 yılında kopar. Yani 2023 yılında başkan olacak insanın 2020 yılında enflasyonu, kuru, faizi bir şekilde çözmüş olması gerekir. Büyüme oranını bir şekilde halletmiş olması ve buna bağlı olarak işsizliği düşürmüş olması gerekir diyoruz. Yani 2020 yılında ekonomiyi Erdoğan düze çıkaramazsa 2023'te darbeyi yer. Yani nedir bu darbe? Sandıkta çok büyük bir hezimetle karşı karşıya kalır. Tabii bunu Sayın Erdoğan da takdir ettiği için şu açıklamayı yaptı. Aynen size nakletmek istiyorum. Diyor ki 2020 ile ilgili ben bir büyüme oranı veriyorum. Ona kilitleneceğiz. O da büyüme oranını bir defa kesinlikle inşallah %5 olarak planlayacak
ve bunun üzerinde oynayacağız diyor Sayın Erdoğan. Elbette ki 2023 için %5 büyümesi şart bu ülkenin. Ama şimdi burada Erdoğan %5 hedefiyle işte işsizliği, enflasyonu, yüksek faizi bitirmeyi amaçlıyor. Ki 2023'e ulaşabilsin diyoruz. Ancak Erdoğan bunu başarabilir mi? Şimdi bunun üzerinde konuşmak lazım. Neden? Yeni ekonomi planını hatırlayın arkadaşlar. Orada büyüme hedefi vardı. Yine bu devletin hedefiydi, planıydı. Ve 2020 için arkadaşlar bu %3.4'tü. Büyümenin sağlanması, peki böyle acaba 5 olsun, 6 olsun, 4 olsun diyerek mi oluyor? Yoksa bunun başka şartları mı var? Türkiye'nin mevcut koşullarına baktığımızda kıymetli arkadaşlar, büyümenin oluşması için iki tane ana şartı var bunun geldiğimiz nokta itibariyle. Birincisi kaynak, yani para lazım büyümek için. Neden? Yatırım yapacak paraya ihtiyacı var Türkiye'nin. İkincisi parayı buldunuz, reformlara ihtiyaç var. Yani dış ve iç piyasanın size güvenmesi lazım. Reformları tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı yapabilirse, büyük bir azim ve kararlılıkla bunun üstüne gidebilirse bizim o bahsettiğimiz darbeyi yemez. Ama nedir bu reformlar? Bakın bunlara baktığımızda ekonomide, hukukta ve eğitimde yapılması gereken ödevler var ve 3 yıldır, 4 yıldır yapılmıyor bu ödevler. İşte şu an yaşadığımız sıkıntılarımın %70'inin, 80'inin gerekçesi de bu arkadaşlar. Nedir bu reform dedikleri? Hukuk. Mesela hukuk alanında dışarıdan gelen bir firma Türk mahkemelerine güven konusunda soru işaretleri taşıyor. Neden? Acaba ben bir yönetime yakın bir iş adamıyla mahkemeleşsem bu mahkeme bağımsız olarak benim lehime de karar verebilir mi diyor. Ya da normal bir vatandaş bir zenginle ya da daha güçlü bir siyasi karakterle mahkemeleştiği zaman acaba benim lehime karar çıkar mı diyor. Bakın hukuk öyle bir olay ki arkadaşlar sadece mahkeme salonlarında kalmaz. Bir ülkede eğer adalet yoksa o ülkenin iç yatırımcısı da dışarıdan bakan insanlar da gelip o ülkede gönül rahatlığıyla iş kurmaz. Çünkü en küçük sürtüşmede başım belaya girecek ve mahkemede hapı yutacağım diyorsa gelip milyarlarca dolarını, milyonlarca dolarını bu ülkeye kimse bağlamak istemez. Bu bağlamda işte hukukta yapılacak reformlar aşırı derecede önemli. Diğeri eğitim. Bakın. Biz ne yapıyoruz? İmam Hatip Lisesi açıyoruz. İmam Hatip açmaya karşı mıyız? Değiliz. Ama ondan en az 4 kat, 5 kat daha fazla fen lisesi açmamız lazım. Meslek liselerini açmamız lazım. Teknik liselere yoğunlaşmamız lazım. Neden arkadaşlar? Çünkü basit. Cevap çok basit. Biz dışarıya, affınıza sığınarak söylüyorum, don gömlek satıyoruz. Başka bir şey satmıyoruz. Bizim cep telefonu, bilgisayar, gemi, uçak, kimya, ilaç, yani yüksek teknoloji içeren malları satmamız ve dolar kazanmamız lazım. Kaynak sorunumuzu çözmemiz lazım. Halkın fakirliğini çözmemiz lazım. İşte bunu yapmak için de kaliteli personele ihtiyaç var ki bu saydığım ürünleri üretebilelim ekonomimiz içinde. Ama bizim eğitim sistemimiz bu kadar kaliteli personel üretmeyince, yetiştirmeyince haliyle ekonominin içinde bu çocuklar da en fazla don gömlek üretebiliyorlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum örnek için ama netice itibariyle bir ana konu da ekonomi. Ekonomide de imalat ve tarımla ilgili olarak işte bizi bu dışa bağımlılıktan kurtaracak yerli milli sanayinin kurulması, ham madde, yarı mamulün burada üretilmesine ilişkin çalışmalar yapılması lazım. Şimdi demek ki bir, Sayın Erdoğan'ın reform yapması lazım. Bu yok, bu yapılmıyor. Önümüzdeki dönemde ne kadar yapılacak göreceğiz. İkincisi, kaynak şartı. Peki kaynak şartı, para, Türkiye'ye para gelmesi için ne gerekli? Bir, Türkiye'nin dış politikası iyi olacak komşularıyla, dünyayla. İkincisi de dünyadaki koşullar da Türkiye'ye para gelmesi için olumlu olacak. Şimdi buna baktığımız zaman Türkiye'nin maşallah her ülkeyle bir vukuatı var. Her ülkeyle bir kavgamız var. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada 2000'lerin başında AK Parti döneminde gerçekten Türkiye'ye kayda değer bir miktarda dış yatırım gelmişti. Ama bakın o son 4 yıldır, 5 yıldır dış yatırımlar kesildi. Neden?
Eğer siz dış dünyayla sürekli ihtilaf halinde olursanız sermaye kendini güvende hissetmez ve gelmez. Barış işte hem içeride hem dışarıda ekonomik kalkınmanın ana anahtarı. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk yurtta barış, dünyada barış demiş arkadaşlar. Bu ilke bu bağlamda çok önemli. Ve diyoruz ki şimdi özetle kaynak yok, para yok, reform yok. Peki %5 nasıl büyüyecek Türkiye? Ve zincir çok basit. Türkiye %5 büyüyemezse de 2023'te Erdoğan sandığın dibine gömülür. Bu kadar net. Bu siyasi bir mekanizma. Erdoğan'ı sevelim sevmeyelim. Ama benim gönlümde yatan nedir? Erdoğan'ın bu reformları yapması, Türk ekonomisinin başarılı olması ve başarılı oluyorsa da Türk ekonomisi Erdoğan'da başkan seçilebilir. Yani bunu başarmak X, Y, Z benim için hiç fark etmiyor. Vatandaş için de hiç fark etmiyor. Türkiye'de hukukta, eğitimde, ekonomide Türkiye'yi gerçekten layık, demokratik bir cumhuriyet çizgisine, o işte hep hedeflediğimiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızı sağlayacaksa burada ismin de pek önemi yok. Ve diyoruz ki şimdi %5 büyüme, kaynak ve reform yokken nasıl sağlanacak? Bu yüzden işte Erdoğan bu reformları yapmadığı için ve yapamayacağı için darbe yiyecek diyoruz. Ve bir noktayı daha size arz etmek isterim. Bakın %5 büyüme hedefleniyor. Eyvallah. Ama bir de ne hedefleniyor? %8-9 civarı önümüzdeki yıl bir enflasyonun düşmesi hedefleniyor. Bakın %5 büyüme ile %8 enflasyon kesinlikle uyumlu değil. Neden uyumlu değil? Bir kere Türkiye'de eğer enflasyon %8'e inecekse bunun gerekçesi talep eksikliği olacak. Yani iç piyasa durmuş, vatandaş alım yapmıyor, mal ve hizmet almıyor. Almadığı için de bu mal ve hizmetin fiyatı yukarı gitmiyor. Bu yüzden %8 enflasyon olacak diyoruz. Şimdi sorum şu, eğer vatandaş içeride mal ve hizmet alamayacak duruma gelmişse ve buna bağlı olarak da bizim enflasyon düşüyorsa biz büyümeyi nasıl arttıracağız? Büyüme demek mal ve hizmet üretiminin artması demek. Yani 2019'da üreteceğiniz mal ve hizmet üretimi 2018'e göre artmışsa siz diyorsunuz ki o ülke büyüdü. Ama bakın hem büyümeyi arttıracağım diyorsun, mal ve hizmet üretimini arttıracağım %5 olacak diyorsun. Hem de enflasyonu düşüreceğim diyorsunuz. Ama bunlar işte birbiriyle çelişen amaçlar arkadaşlar. Bakın daha tutarsızlık burada başlıyor. Ve diğer bir noktayı şöyle açıklayayım. Bu %5 büyümeyi ya içeriye dayanarak yapacaksınız ya da dışarıya dayanarak yapacaksınız. Şimdi içeriye dayanarak bunu yapamazsınız. Çünkü %8 enflasyon hedefliyorsunuz. Yani mal ve hizmeti olan talep düşecek diyorsunuz. O zaman büyüme olmayacak. O zaman ne yapmanız lazım? İçerideki talebi arttırmanız lazım. Peki memura ne kadar zam verdiniz? Memura verdiğiniz zam Allah aşkına %4+4 enflasyonun altında kalmış durumda. Peki bu insanlar nasıl mal ve hizmete talep getirecek? Elbette ki getiremeyecek değerli arkadaşlar. Ve içeriden kaynaklanan bir büyüme momentumunu ne yazık ki yakalayamayacağız. Peki %5 büyüme hedefini dışarı kaynaklı yapabilir miyiz? Yani ihracatı patlatalım desek, ihracatı patlatmak için de yurt dışındaki koşulların buna uygun olması lazım ki ne yazık ki yurt dışında da bir durgunluk var ve 2020 içinde bir şekilde herkes yurt dışında durgunluk bekliyor. Dolayısıyla ihracatı öyle Türkiye'yi %5 büyütecek şekilde artıramazsınız arkadaşlar. İşte bu plan yatacağı için Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi de birazcık 2023 yılında zora girecek. Değerli arkadaşlar, %5 hedefinin gerçekleşmeyeceğini anlattım, gerekçelerimi sundum ama elbette ki bir vatandaş olarak bu %5 büyümenin olmasını ben de istiyorum. Erdoğan da umarım bunu başarabilir. Ancak işte bunu başarması için bir takım ev ödevleri var. Nedir bu ev ödevleri? Madde madde ilerleyelim. Birincisi dedik ki dış politikada mutlaka barışı sağlamak lazım ve dış politikada barışın sağlanması için de ilk konu karşımızda Suriye meselesi var. Burada Suriye konusunda Şam hükümetiyle diyalog başlatmamız artık gerekli arkadaşlar. Neden? Bakın PKK-PYD Amerika ile bir ordu kurdu ve 5 yıl 10 yıl siz deyin 15 yıl bir şekilde orada büyük bir savaş patlayacak. Dolayısıyla
bu savaş patlamadan bu tehlikenin ezilmesi için Suriye devletini bir şekilde arkamıza almamız lazım. Bizim orada yapacağımız bir operasyonda Fırat'ın doğusuna girersek bu işin meşruiyetinin sağlanması adına Suriye devletini yanımıza çekmemiz ve ikna etmemiz gerekiyor. Diğer bir nokta arkadaşlar, Körfez. Körfez'de de artık Suudilerle barışmamız lazım ki bu barışma işini de Türkiye'de en iyi yapabilecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Onların dilinden çok rahat konuşabilir, anlaşabilir ki kendilerini zaten çok seviyorlardı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı yine bunu başarmalıdır diyoruz. Ve bir de Mısır konusu var. Bakın, Mısır'da bir darbe oldu. Müslüman Kardeşler ekolünden gelen Mursi gitti. Yerine darbeci bir general olan Sisi geldi. Devlet başkanı oldu. Ve Türkiye onunla bütün köprüleri attı. Türkiye'nin dış politikada duygusal davranmaya şu an yeri yok arkadaşlar. Neden? Bakın, Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, Ruslar Sisi ile diyalog kuruyor, ticaret yapıyor. Neden? Kendi ülkelerinin refahını arttırmak için, kendi vatandaşlarının çıkarı için bunu yapıyor. Peki Türkiye bunu niye yapmıyor? Türkiye de kendi çıkarı için burada Mısır hükümetiyle, Sisi ile bağlantı kurmalıdır ve iktisadi faaliyetlerimizi tekrar Mısır'la geliştirmelidir. Bakın, Mısır Doğu Akdeniz'de Yunanlılarla, İsraillilerle bir oldu, karşımıza dikildi. İşte o bloğu da çatlatmak için Mısır'a bizim el uzatmamız lazım. Artık şu Allah aşkına AK Partili kardeşlerimize sesleniyorum. Şu Müslüman kardeşler işini bir kenara bırakın. Çünkü siyasi olarak Müslüman kardeşler fikri dış dünyada çöktü. Dolayısıyla Türkiye'yi de işte iktisadi olarak daha iyi bir duruma getirmek için bu fikri bırakın ve Mısır'la diyalog kurun diyoruz. Diğer bir nokta, Irak ve İran. Irak'ı da İran'ı da oralarla yapacağımız mekik diplomasilerle, daha sık diyaloglarla kendi yanımıza çekmemiz lazım. Bakın, bir yumurta konusu var ki 2 haftadır, 3 haftadır konuşuluyor. İhraç edemiyoruz Irak'a. Irak bizim çok önemli bir pazarımız. Ama burada Iraklılarla daha çok konuşmamız, kendimizi daha iyi net ifade etmemiz lazım. Operasyonlarda bir şekilde Irak'a da bilgi vermemiz lazım. Yani tabii ki bunun askeri ve siyasi şartlarını ben bilemem. Ama burada Irak'ı da memnun edebilecek bir formülü bulmamız lazım değerli arkadaşlarım. Ve içeride, en önemlisi de içeride kutuplaştırmayı bırakmamız lazım. Ve İzmir İktisat Kongresi'ni toplayıp, işte hep söylüyorum, imalat ve tarımdaki o dönüşümü sağlamak adına toplumun bütün kesimlerini orada kongreye davet edip hep beraber karar alınması lazım. Eğer AK Parti benim dediğim olacak, benim çaldığım düdük dinlenecek derse ekonomide ne yazık ki başarılı olamaz. %5 büyüme hedefi de yakalanamaz. Çünkü o hedefin yakalanması için toplumun bütün kesimlerinin buna destek vermesi lazım. Bu desteği alamazsanız bunu başaramazsınız diyebilirim. Değerli arkadaşlarım, bu bahsettiğim reçete eğer uygulanmazsa Türk ekonomisini gerçekten zorlu günler bekliyor. Buna bağlı olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi oldukça büyük tehlikeye girecek diyebilirim. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.